Galatasaray'da savunma operasyonu. Yönetimin yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Markao ve Luyendama'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alparslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor. İki savunmacının transferi konusunda son yönetim toplantısında bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim zaman zaman menajerler tarafından transfer teklifleri alan Markao ve Luyendama'nın satışında şartlı onay verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin alınması halinde bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luyendama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışmaları sürüyor. Hem Markao'nun hem de Luyendama'nın yıllık 1,5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luyendama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak. Ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu. Terim'in şart koştuğu isimlerde son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alparslan Öztürk oldu. Fatih Hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sağ bek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donk'la da yeni kontrat imzalanması durumunda Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak. Terim'in özellikle işaret ettiği Alparslan'ın kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde hatta ön libero'da bile oynayan milli futbolcu bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Albayrak'ın oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılar birkaç farklı formül hazırlayarak Sassuolo'nun kapısını tekrar çalacak. Kaynak Fanatik. Fiorentina'dan Fatih Terim'e resmi transfer teklifi. Fiorentina Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Eski kulübünün ilk yoklamasına olumlu veya olumsuz yanıt vermek istemeyen 67 yaşındaki teknik adam için İtalyanlar bu defa resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor. Terim'in beklentisi ise Galatasaray'daki opsiyonun devreye alınması. İtalyan devi Fiorentina 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde çizme medyasında yer alan iddialarda kulübün milyarder başkanı Comiso'nun Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti. Fatih Hoca'nın konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Comiso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü. 2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor. Kaynak Fanatik. Arsenal yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mısırlı futbolcunun sezon sonu Süper Lig'e geri döneceği gündeme geldi. İngiliz basını Mikel Arteta'nın gelecek sezonda takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a imza atacağını ileri sürdü. Elneni geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Şimdilerde Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, gelecek sezon planları arasında Mısırlı yıldız futbolcuyu düşünmüyor. İngiliz kulübünde kalmak isteyen Elneny'nin sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürüldü. Haberde Elneny'nin menajerinin açıklamalarına da yer verilirken oyuncunun temsilcisi konuyla ilgili Elneny Arsenal'le olan sözleşmesini yenileyecek. Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Elneny ayrılmayı hiç düşünmedi. Arsenal'den memnun ifadelerini kullandı.
Muhammed Elneny de geçtiğimiz günlerde kulübüne olan bağlılığını "Ben her zaman Arsenal'e sadığım ve eğer Arsenal bana yeni bir sözleşme imzala derse elbette bunu yapmaktan memnuniyet duyarım" sözleriyle dile getirmişti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da yeni bir Emre Mor dönemi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Emre Mor'un yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Celta Vigo'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken, performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olacağı söyleniyor. Todo Ficaes'te yer alan habere göre Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Cude, Emre Mor'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da forma giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı. Haberin detayında Celta Vigo'nun Emre Mor için 1,5 milyon euro transfer bedeli belirlediği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu Galatasaray'a göndereceği iddia edildi. Kaynak Fanatik. Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ile Mustafa Muhammed arasında seçim yapacak. Çift forvetli sistemde golcüleri Radamel Falcao ile Mustafa Muhammed'e etkisiz kalan Galatasaray, tek santraforlu eski formasyonuna dönecek. Fatih Terim de kritik lig maçı öncesinde Falcao ile Mustafa Muhammed arasında zorlu bir seçim yapacak. Falcao'nun milli takıma gitmemesi ve Florya'da çalışması, Kolombiyalı oyuncunun avantajı. Terim, yıldız futbolcuyla yakından ilgilenirken Muhammed'in de tek forvetli sistemde attığı 5 gol, tecrübeli hocayı kritik bir tercihe itiyor. Galatasaray'da sistem değişiyor. Kayseri ve Rize maçlarında alışık olduğu tek forvetli sistemden çift forvete geçen ancak istediği verimi alamayan Galatasaray, sonraki lig maçında yine eski formasyonuna dönecek. Sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 maçta 5 kez ağları sarsan Mustafa Muhammed, Ankara Gücü karşısında kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Sivas mücadelesinde Falcao görev yapmış, o da attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. İki oyuncu da tek forvetli sistemde coşarken beraber oynadığı maçlarda etkisiz kaldılar. Terim de öğrencilerinin performanslarına güvenerek Falcao ile Muhammed'i Kayseri ve Rize maçlarında aynı anda sahaya sürdü. Falcao Kayseri karşısında bir gol atsa da Muhammed'le birlikte ceza alanında oldukça zayıf kaldı. 4-3 kaybedilen Rize karşılaşmasında ise iki golcü de sustu. Şimdi Fatih Terim'i kritik bir karar bekliyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Fatih Terim açıklaması. Galatasaray'da başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesine konuşan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde: "Bir başkanımız çilek dedi, paralar gitti. Sonraki başkanımız uçaklar inecek dedi, uçaklar indi ama Riva gitti. Mevcut başkanımız da hazıra kondu. Eskinin mirasını yedi. Kulübün ne kadar kötü yönetildiğini gördük ve 20 ay önce yola çıktık. Bu seçim Galatasaray için son fırsat. Ya egolu, şampiyonluk alan ancak kulübü batıran başkan olacaksın ya da dimdik çelik gibi duran, yine şampiyonluğa koşan ve kulübü ayağa kaldıran başkan olacaksın. Galatasaray'ın sorunu ekonomik. Sahayı hocaya bırakacaksın. Hem ekonomi hem de takımla uğraşamazsın. Fatih Terim ayrılmak isteyene kadar bu takımın hocası olarak kalmalı. Terim'in scout ekibi var. Mustafa Muhammed'i Mustafa Cengiz mi buldu? Onyekuru geri gelsin diyen kim? Florya'da 19 dönüm bize, 40 dönüm devlete ait. 100 milyon dolar getirecek, banka borcumuzun yarısını kapatacak bir proje söz konusu. Florya'yı satacağız ama bayrağımız duracak. İnşaat alanına girmeyen 20 dönüm var. Altyapı ya da sosyal tesis olarak kullanılabilir" şeklinde açıklamalar da bulundu. Kaynak Fanatik. Arturo Vidal'in Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını lacivert siyahlıların sezon sonunda kadroda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.
Tutto Mercato Web'in haberine göre Şilili futbolcu Arturo Vidal'in Inter macerası sezon sonunda sona erecek. İtalyan basını lacivert siyahlıların iyi bir teklif gelmesi halinde 33 yaşındaki futbolcunun transferine izin vereceğini yazdı. Haberde ayrıca Şilili yıldızın transfer olabileceği takımlar arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtildi. Diğer adayların ise Fransız ekibi Marsilya ve Brezilya'dan Flamengo olduğu vurgulandı. Yıldız ismin Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon Milano ekibiyle 30 maça çıkarken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. 12 Mart'ta menisküs ameliyatı olan Vidal'in Nisan ayında oynanacak Cagliari veya Napoli maçlarından birinde sahalara dönmesi bekleniyor. Kaynak: Fanatik.